Pamir'de bir Marco Polo yaşıyor, bir de Kırgızlar yaşıyor diye. Yani bir ünitesi bunlar bir Türk. Zamanı geldi atlı gittik, zamanı geldi kamyonlarla gittik. Roketlerle falan saldırdılar. Suya düşürüldüm yani çatışmada yaralandım yani. Buraya bir bağlılık hissediyoruz. Biz yüzyıllardır birbirimizi hiçbir zaman terk etmedik. Da Kırgızistan'daki Çongürkün olaylarında Afganistan'a sürülen Kırgız topluluğuyuz işte. Hacı Rahman Kulu önderliğinde, daha doğrusu ondan önce onun babasının önderliğinde 1916'da Kırgızistan'ı terk eden Kırgızlarız aslında. '16'daki Ürkünler'de Afganistan'ın Pamir yaylasına sürüyorlar Sovyetler. Orada Rusların amacı orada yaşam olmaması yani. Orada Kırgızların barınamamasını sağlamak aslında. Hani bir katliamın önüne geçip oraya sürüyorlar. Orada kendiliğinden ölsünler isteniyor aslında. Yani. Çünkü 4500 rakımlı bir yere gönderiyor. Gazetecilerin, Amerikalı gazetecilerin bahsettiği şey var zaten. Pamir'de bir Marco Polo yaşıyor, bir de Kırgızlar yaşıyor diye. O derece yüksek noktalara sürüyorlar. Orada tabii bizim atalarımız bir düzen kuruyorlar, orada yaşamaya başlıyorlar. Orada yaşamlarını kurduktan sonra Sovyetler gene baskı kuruyor. Gene baskılardan dayanamayan halk bu sefer Çin'e göç ediyorlar. Doğu Türkistan tarafına göç ediyorlar. Orada yaşamları aslında iyi gidiyor. Ta ki Çin'de diktatörlük rejimi başlayana kadar. Türk sanan ki Rahman Kulhan'ın onun kardeşine köşkü gittir. Bana şimdi bizim başımıza versenler. Sucan deyken, Sucan'a versenler. Size burada kalasınlar. Olursa biz yok bana şu günü Allah deyken de işte yerine olur. Onun içine birisi gelip buna ayıttı bana şu günü kurbana ait günü. Sizler de Allah veri yoktu sazda ait. Sizler de şu günü öldürüp çiçkinle kalmayacak akıllı. Degen günü onun tünü kaçı olurdu kamak. Aynısını kılıp tünü kaçı ona payda oğun istenge var. Tekrar Pamir'e iltica ediyorlar. İkinci göç Pamir'e bu. Pamir'deki göç, ikinci göçten sonra gene bir bayağı bir yaşıyorlar orada. Yıllar geçiyor aradan. Ondan sonra işte Ruslar Rahman Kul'u öldürme kararı alıyorlar. Hacı Rahman Kul bizi buraya getiren liderimizdi aslında. Da Rahman Kul'un önderliğinde işte hatta Rahman Kul bizim aksakallarla görüştüğünde diyor zaten Sovyetler bir şey yaparsa bana yaparlar zaten size bir şey yapmazlar. İsteyen gelsin isteyen gelmeyebilir diyor. Şu an orada kalanlar gelmek istemeyenler zaten. Bizim buraya göç edenler de diyor ki sen nereye biz oraya biz seninle geliriz diyorlar. Tabi o zamanlar her bizde Uru diyorlar. Uru büyükleri var işte aşiret deniliyor bu tarafta. Aksakalların aldığı kararla biz iltica etmeye karar veriyoruz. Bunlar asker idi. Hacı Rahman Kulhan, çoğabam amcam bulurdu. Bunlar askerlik etti. Biz kadınlar anan şu canımız tuhtarı böyle küçük maldar kaldı. Zorlarını aydıp yolda soyup gelip köttü bana belde aşıp düşük önümüzden ki yine bunlar belin oyağı da kaldı. Bir zor bir köprük var ya da o köprük tutarsa hiç kim ödelmeydi ama kanca, bana şu yüllerin boyda su var idi. Bunlar ana köprük tutardı. O yaktan buna orusta tuyunucan bol oldu. Orus tuyun attı. Manday bizim ağıyları var ki. Ağıyların içine gübrenin tögüp tögüp onun canına ataştan yağıp. Bunda tütün çıkart. Bu tütün çıkıp durganda bunda adam yaşaydı kendisinde. Oruslar kayıttı. Yok ketmeyipti. Hiç kim ketmeyipti. Tütün dörü var. Tütün dörü var. Bunlar yaşattır attı. Mayda kozu mozu kalgan. Maldarı da çıkıp durattı. Olur oyalanıp kalgan çakta belden aşıp biz düşüp geldik. Bolsa ol tütün, bolsa ol nüylerden tütün çıkmasa işte bizi bu yaka keltirmedi. Şu yerde ölürüz dedi. Tabii
O dönemde en yakın gidebileceğimiz yer, bizi kabul eden yer Pakistan. Pakistan'a iniyorlar. Pakistan'a indikleri zaman da tabii bu -30, -40 soğukta yaşayan insanlar bir anda 50 derece sıcaklığa düşüyor Pakistan'da. İşte sulardan dolayı, bir de sıcaklıkta, hava değişiminden dolayı çok ölüm olmaya başlıyor. Pakistan'da 4 sene kaldık biz. 4 seneden kim Pakistan köy sıkıydı, adamlardan köy öldü, 70-80 kişi öldü. Sıcaktan mesela hasta oldu. Kamur cayla öceği yani onda... Etti koysan pişir, o kadar. Aksakallar Hacı Rahman Kul önderliğinde buna bir çözüm arıyorlar. İşte bu olmayacak bu şekilde, Pakistan'da yok olup gideceğiz. Nasıl bir yol izlesek diyorlar. Alaska, Amerika kabul ediyor bizi. Diyor ki gelin götürelim biz sizi Alaska'ya diyorlar. İşte bunun istişaresini yapıyorlar. Hacı Rahman Kul diyor ki işte biz alıp götürürsen bunları Alaska'ya, bu sefer kimliğimizi kaybedeceğiz, ırkımızı kaybedeceğiz. İslam dinimizi kaybedeceğiz. Buna başka bir yol bulamaz mıyız diyor. Amerika'ya mı koltur? Allah'ımız bir silet. Biz Amerika'ya keteviz deyip Türkan'da bu babra ne mi? Kinanebirin varıp kaldır. Kinanebirin ayetip biz Türk dilini bilgendi bizi Amerika'ya vermeyiz. Bunlar biz Türk. Bizim kardeşimiz. Bunlar keteviz. De bana Kenan İbrahim bizi Türkiye'ye kaldı. Adana'ya göç ettik. Adana'da yaşadıktan sonra bizi iki yere yerleştirdiler. Yarımız Van'ın Karagündüz kentine yerleştirildi. Yarımız da Malatya'da Afat Evler diye bir devletin Afat konutlarına yerleştirildi. Kalıcı konutlar yapılana kadar. Tabii biz Türkiye'ye geldiğimizde de bizi illa Van'a yerleşeceksiniz denmemiş. Atalarımızın anlattığı bize diyor ki istediğiniz yeri seçebilir, alternatif sunuluyor yani. Bizimkiler Pamir'den Pakistan'a inip Pakistan'da çok sıcaklarda bunalıp şey olduğu için diyor ki bizi Türkiye'nin en soğuk yerine hayvancılık yapabileceğimiz Pamir gibi bir yere götürün diyorlar. Bizi de Van'a getiriyorlar. İşte kalıcı konutlar yapıldıktan sonra Adana'dakiler de Malatya'dakiler de buraya toplandık. Burada bir yaşam kurmaya çalıştık. 80'lerin sonlarına doğru buraya yerleştik. O zamanlar öyle bir işte terör olayı falan yokmuş. Bize anlattıkları kadarıyla pek bir sıkıntı yaşadığımız da yoktu. Geldik. 89'da işte başlıyor terör olayları. İşte teröristler o zaman aksakal grubuyla pazarlık bile etmişler zaten. Demiş ki bizden yana olun, rahat edin. Devleti bırakın. Devlet buralarda hüküm sahibi değil. Buralarda artık biz hüküm sahibiyiz falan deniyor. Bizim aksakallar da diyor ki biz genç sıkıntılı zamanlarda bize devlet kucak açtı. Biz bu saatten sonra biz devlete sırt dönemeyiz. Biz devlet ne istiyorsa onu yapacağız diyor. İşte devletle konuşuluyor. Hacı Rahman Kul toplantılara katılıyor. Koruculuk sistemi geliyor o esnada. Bizimkiler de yavaş yavaş korucu oluyorlar işte. Tabii 93'te köye büyük bir saldırı düzenlediler. 1993 yılında bir saldırı gerçekleştirildi Bamlı köyüne. Bu saldırıda da çok şükür anımız akıyla atlattık. Roketlerle falan saldırdılar. Tabii tam net rakam bilmiyoruz ama 70 kişiyle saldırdıkları söyleniyor. Köyde hiçbir şekilde bir zarar gelmedi. 3 tane roket falan atıldı ama bir sıkıntı yaşamadık. Ondan sonra işte biraz baskı yaşadık. Okuyan çocuklarımız işte yatılı bölge okullarında okuyorduk tabii o dönemde. Ben de orada okuyordum. Baskılar oldu tabii ki de yani. Ondan süreç başladı bu korucuk sistemi bu terör örgütüyle savaşmaya. Hani sürekli köyümüzün çevresinde emniyet alıyorduk gece gündüz 24 saat. Hiçbir şekilde araziyi boş bırakmıyorduk. Ben iniyordum, diğer abimiz çıkıyordu, o abimiz çıkıyordu, diğer kardeşim çıkıyordu. Sürekli arazide bu şekilde intikal halindeydik. Zamanı geldi atlı gittik, zamanı geldi yayan gittik, zamanı geldi kamyonlarla gittik. Tabii şehitler verdik, gaziler verdik. Çok büyük baskılar da gördük. Çok sıkıntıya düştüğümüz yıllar da oldu ama hiçbir zaman yeise düşmedik. Hiçbir zaman burada biz boyun eğmedik zaten. 6 şehit, 5 tane gazi verdik. Gazilerimiz de şu an Ankara'da, Ulupamir'de de yaşayan gazilerimiz var. 1992'de ben korucu oldum. 26 sene koruculuk yaptım. 26 sonucunda ben bir görev esnasında pusuya düşürüldüm. Yani çatışmada yaralandım yani. 2 sene falan tedavi gördüm. Şu anda ayağımda platin var.
Burada kurşun var ya, çıkmamış kurşun var yani. Kurşunu alamıyorlar. Çünkü sinir damara yakın olduğu için çok tehlikeli diyor. Aldığımız zaman peşte kalabilirsin diyor. Gazi oldum yani. Şu anda ben gazi koruyucusuyum yani. Bana gazilik verildi yani. 2017 Nisan'ın 27'siydi. 2017'de oldu bu olay. Ben operasyonda gece saat 9 falan çıktım. Biz önden giderken biz pusuya düşürüldük yani. Giderken bizi böyle yolun kenarında bizi ateş açmaya başladılar. İlk önce biz iki kişi öndeydik. İkimiz de yaralandık, yere düştük. Ondan sonra bir korucu gene yaralandı. Bir korucu gene şehit oldu. Nazım Taşkent diye bir korucu arkadaşımız var, o şehit oldu yani. Ondan sonra bizi 40 dakika falan orada bekledik. Ondan sonra ambulans geldi, bizi şeye götürdü, hastaneye götürdü. Hastanede işte yoğun bakımda bir hafta kaldım. Ondan sonra servise çıktım. İki sene tedavi gördüm yani hastanede. Bizim köy nüfusu yaklaşık 3000 civarı nüfus var. 200'e yakın korucu var. Bölgenin korucu olarak en kalabalık köyü biziz. Bu anlamda güvenlik güçlerine en çok yardım eden köy de biziz. Allah'a çok şükür bundan da gurur duyuyoruz zaten. Bundan herhangi bir şikayetimiz de yok. Halk tarafından da öyle abartılı bir dışlanmış tarafımız da yok. Tabii 90'lı yıllar bu sadece bizim için geçerli olan bir şey değildi. Doğu'da, Güneydoğu'da birçok yerde bu olaylar yaşandı. Çevre halkla da öyle bir problemimiz yok. Bizim var olan problemimiz Türkiye'nin başına müsallat olan PKK ile zaten. 45 yaş üstü falan bir gençleştirme yaptı 45 yaş üstünü. Ya şu an daha dinamik bir koruculuk var. Daha özgüvenli bir koruculuk var. Daha genç bir koruculuk var. Öncelikle bir çocuğa sorarsan, Ulupamir'de herhangi bir çocuğa sorarsan ya subay, astsubay, polis yani askerle ilgili her şey olmak istiyor. Ve bu bizim kanımızda var. Çocuklarımı okutuyorum şimdi. Bir tane çocuğum askerliğe de okuyor, astsubaylık okuyor. Bir tane kızım üniversite okuyor, bir tane oğlum bu sene üniversiteye hazırlık yapıyor. Bir tane çocuğum da şeyde okuyor, lisede okuyor. Yani çocuklarımızın okumasını istiyoruz yani. Okusun diyoruz, bir meslek sahibi olsun diyoruz yani. 2000 yılların başlarından itibaren daha çok okur yazar çıkarmaya başladık. Önceleri bir iki öğretmen de çıktılar bu yola. Bizim toplumun nesli, yeni jenerasyonu. Daha sonrasında daha farklı meslek gruplarından mühendislik ya da öğretmen, avukat gibi meslek dallarında öğrenciler fazla alışmaya başladı. Buradaki insanlar dışarıya daha önceleri çalışmak için Deri'de ya da Malatya'da, İstanbul'da farklı işlerde çalışmaya daha çok gidiyorlardı. Ondan sonra farklı bir oluşum nesille beraber bu insanlar daha çok liseye, üniversiteye, daha yüksek lisans ve doktora gibi bölümlere akademisyenliğe bile gittiler. Daha da artıyor, çok güzel oluyor bu şekilde. Üniversiteye hazırlanıyorum bu sene. Yabancı dil okuyorum. Evet, Kırgızım, buraya çok bağlıyım. Yani dışarıda okuduk biz, yani lise eğitimini ben dışarıda aldım. Yani Ulupamir, Van dışında. Köyümüzdeki birçok genç öyle yapıyor. Ama dönüp dolaşıp geri buraya geliyoruz tekrar. Yani evimiz olduğu için, burayı çok derinden hissettiğimiz için kopamıyoruz buradan zaten. Ama bunun dışında buradan biraz daha açılmak istiyorum. Yani Kırgız kültürünü, yani neden böyle olduğumuzu, nasıl buraya geldiğimizi anlatmak istiyorum. Yani yabancı dil okumak istiyorum bunun için. Kültürümü aktarmak istiyorum. Kültür etkileşimi çok seviyorum yani bunu. O yüzden farklı dilleri öğrenip oradaki kültürle, bizim kültürümüzün farklılıklarını öğrenmek istiyorum. Hayalim, bölümüm astronomi olduğu için bir uzaya çıkmayı çok isterdim açıkçası. Ama bu çok çok daha zor gibi gözüküyor. Neden olmasın ama en azından uzay hakkında çalışmalar yapmak istiyorum. Ya da fizik alanında, kuantumu da çok severim. Kuantum üzerine de çalışmalar yapmak isterim. Yani okul eğitimi alıyoruz, evet. Yani bu önemli bir şey ama saygı ve sevgi burada daha büyük bir yer kaplıyor. Yani en ufak bir şey değil. Dışarı çıktığınızda, yürürken ya da bakkala gittiğinizde her şey olabilir. Bunu koruyoruz. Yani bu küçüklükten aklımıza girdiği için, yani böyle yapmamız gerektiği.
sürekli bunu devam ettiriyoruz. Yaklaşık bir senedir biz Ulu Pamirli Gençler, kendi aramızda Genç Geniş adlı bir platform oluşturduk. Köyümüzün yaklaşık 1000 kadar genci var ve özellikle yaz tatillerinde oldukça üniversiteden, liseden gelen arkadaşların burada sosyal bir alan bulamadığını görüyoruz. Kültürümüzü korumak için bu sene ilk defa Genç Keneş adına şenlikler yaptık. Yani devamlı da olacak sanırım. Önceden de yapılıyordu ama yani gençler üzerinden değildi. Şu an daha gençler odaklı gidiyoruz. Yani daha iyi anlayabilmek için kültürümüzü, maneviyatı korumak için de bayağı bir uğraşıyoruz bunun için. Burada gelin alıyoruz. Önce de gelin de babanın evinden istiyoruz. Onu verdik de söz veriyor. Ondan sonra da onu bir tane koy keseriz. Koy kesip onu bir ikram edip ana süt akı veriyor. O bir koy keser. Hepsini yemek kıçırağıt. Yemek verir. Ona bu bugün kalın diyemiz biz. Sabahtan koyun kesilir. Etler pişirilir, pilavlar pişirilir. Ve belli bir saat belirlenir. Örnek veriyorum, saat 1'de gelin diye bir gün önceden davet edildi. Bir de misafirlerimiz gelmeye başlıyor. Aksakallarımız, komşularımız, akrabalarımız gelmeye başlıyor. Geldikten sonra hepsine bir yemek, önce bir tekrar bir yemek veriyoruz. Yemek verdikten sonra bir aksakalımız kalkıp bir dua ediyor. Dua ettikten sonra erkek tarafı bir çapan, bir de kumaş. Yani bu bizde değerlidir. Bir de süt parçası olarak belli bir miktar para bırakırlar. Gelir oradaki en aksakal. Kimisi onun önüne bırakır. O aksakalımız da alır. Hediyeleri teslim aldığına dair alır. Ondan sonra damadın babasına verir. O şekilde bir geleneğimiz de var. Yani. Onun kiyin patağı kılavuz, nişan takılat. Onda da koy kesilir. Kızga küpe takılat, cüzdük, bilezik, elbise. Ondan sonra toy deyiz. Toyda da aynı bunda koydun de bir 8-9 tanesi kesilir. Onda da hepsi her gün 3 güne kadar yemek veririz bütün millete. Biz Kazaklarda geri dönüştürüp bunda renk renk kılıp yiyiz biz. Kozumanda yiyiz var, manda kılıp yiyiz biz olurdu. Biz onda atmayız. Bütün şu onun Kazak'tan, Kazak köyüne. Biz Kırgız köyün yok değiliz. Tork köyün yok değiliz. Benim dilim tüm karışık etti. Ne tam Kırgızımız, ne tam Türkçemiz. Biz köyün yok deriz. Yiyip baldarga küçük küçük gelgen köyün yok yiyip soğup. Bunu biz palaz değiliz. Palaz kılavız. Tokum kılavız, baldarız at minet. Onu cas ayıbız, o pepik dögövüz, çeçik kılavız. Çırmayız. Daha bunda hazır işleme kılmayız. Biz Pamlı'da, vatanımızda hepsini kolumuzda tiket edek. İrenk irenk koydun cünnün boyu oyt edek. Ana palaz, ana oromu onda olat dedi. Hazır bunda kelvana hepsi biz yaşlandık. Kılatıvan uzlarımızın beri köyü öldü. Carma curma bir orta yaş. Kaldık ana, daha köyünü unutup kaldım ana. Biz Pamlı'da yaşamız zor idi. Şu beri çoktu, çok bütün koydun cünnün kılat edik. Boy oyt edik, alakiz kılat edik. Tazza yirenk yirenk alakizler kılat edik. Hazır men yaşlı bandar yiyeceğim var, bir men var, kalganı bilmeyin. Hazır sap tiz organ, bel organ. Men iki tane kırksak soktum torunuma. Nevreme koyup koydum. Menin sana bir tever kalsın şu dep. Ananın son beni notra uzbalam ana. Bizim kılganımız şu olan. Kökbör aslında 5000 yıllık tarihi olan bir Türklerin en eski savaş oyunu aslında. Hani bu
oyunun bize anlatılan hikayesi, birçok hikayesi var aslında da. Bize anlatılan hikayesi, bir gün işte Ayıl'daki insanlar savaşa gidiyorlar. Savaşıyorlar erkekler. Savaştan döndüklerinde bir bakıyorlar işte Ayıl'a kurt dadanmış. Ve bütün hayvanları falan telef etmişler. İşte kadınlar bağırıyor falan. Soruyorlar ne oldu diyor. İşte kurt saldırdı falan diyor. Bunlar da at üstündeki gençler kurtların peşine düşüyorlar. Ve kurdu tutup birbirine atıyorlar işte. O tutuyor ona atıyor, onu tutuyor ona atıyor. Derken bu oyunun adı Kökbörü diye kalıyor diye bir rivayette anlatılıyor. Bir rivayette de işte bu sulh zamanlarında, savaşmadıkları zamanlarda at üstündeki ehliyetlerini kaybetmesinler diye kendi aralarında oynadıkları oyunlar işte. Ben kendim Kökbörü Spor Kulübü başkanıyım. Çocukluğumdan beri ben olsun, babam olsun, amcalarım olsun, abilerim olsun hep Kökbörü oynayarak geldik bugüne kadar. Haliyle at eksik olmadığı için çocuklar da at sevdalısı. Kanında, ruhunda var çocukların zaten. 3 yaşında başlıyorlar ata binmeye. Esma zaten Türkiye'de çeşitli etkinliklerde bayrak gösterisi yapıyor atla. Kulübümüzün sporcusu aynı zamanda. Bir ilki yapacağım diyor köyde. Kız olarak Kökbörü oynayacağım diyor. Yapacağından da şüphem yok zaten. Esma'yı 2 sene sonra Kökbörü de, ondan sonra atla akrobasiyi de göreceğiz inşallah. Oyuna çıkmadan önce zaten atları ısıtmak için çocuklara veriyoruz. 2-3 saat çocuklar atları ısıtıyor yavaş, tur attırıyor. Oyundan sonra da dinlendiriyor. Yani bu sayede çocuklar da atla iç içe ve barışık. Yani Yusuf da mesela 3 yaşında, Yusuf da ata biniyor şu an tek başına. Atla hakimiyetini sağlıyor. Mesela evin yanında bir at olmazsa içim rahat etmez benim. Yani illa bu evin yanında bir tane at olacak. Yani atı seveceksin, atla ilgileneceksin. At başka bir şey, gerçekten çok vefadar bir dost. Mesela ben bu oyunda kaza da geçirdim, ameliyat oldum, ayağımda platin var ama hiçbir şey, sevgim, hiçbir alakam eksilmedi hatta. Hala devam. Türklerde, Kazaklarda, Kırgızlarda ata çok büyük saygı duyulur. At aileden biri muamelesi görür insanlarda. Ben kendimden örnek vereyim. Eşim canlı şahidiydi. Ben normalde çok uykucu bir insanımdır yani. İşim olmadı mı 12-1'e kadar yatan bir adamdır. Ama at beslediğim zamanlarda, ahırda at olduğu zaman hiç üşenmeden saat 6'da kalkıp o atın yemini verirdim. Ben oturur atımla konuşurdum yani bildiğiniz. Sohbet ederdim oğlumla, eşimle, kızımla sohbet eder gibi atımla sohbet ederdim. Tabii biz üstüne bindiğimizde elimizde kamçıyla gören insanlar zannediyor ki bunlar ata eziyet ediyor. Halbuki ben o ata o kamçıyı vurmuyorum aslında. Sadece at o kamçıyı gördüğü zaman koşuyor. İnsanların içerisinde hiç görmeseler bile, duymasalar bile ait olduğunu hissettiği bir yer vardır. Buna Kırgızca'da bir bürgüş derler. Yani içimdeki bir his beni oralara çekiyor derler. Biz de hiç görmesek, hiç duymasak ya da hiç bulunmasak bile Türkistan coğrafyasında özellikle Tanrı Dağları, Altay Dağları civarında kendimizi hissediyoruz. Fiziksel olarak hissetmesek bile ruhsal olarak orada hissediyoruz. Arkadaşlıklarımız da, dostlarımız da, yani akrabalıklarımız da çok sıkı, çok birbirimize bağlıyız. İsterseniz yurt dışında olun, yani bu köyden çıktıysanız tekrar dönüp dolaşıp buraya geliyorsunuz. Buraya bir bağlılık hissediyoruz, yani görünmeyen bir şeyin bizi buradan tuttuğunu hissediyoruz. Açıkçası ben böyle hissediyorum. Özellikle burada yaşayan Kırgızlar olarak biz yüzyıllardır birbirimizi hiçbir zaman terk etmedik. Yani şu an Ankara'da, İstanbul'da durumu çok iyi olup yaşayan insanlar dahi senede bir kez Ulupamir'e gelmenin hayalini kurar ya. Buranın toprağından veyahut da suyundan değil de burada bir birlik var. Hep birbirimize kol kanat gerdik, acımızı beraber paylaştık, sevincimizi beraber paylaştık. Hiçbir zaman ayrı düşmedik. Bu anlamda kültürümüze kökten bir bağlılık aslında kendiliğinden var zaten. Tabii bizden öncekiler bize bu kültür ve örfün ne kadar önemli olduğunu anlattıkları için biz de bunu yaşatmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar.
Pamir'de bir Marco Polo yaşıyor, bir de Kırgızlar yaşıyor diye. Yani bir ünitik, bunlar biz Türk. Zamanı geldi atlı gittik, zamanı geldi kamyonlarla gittik. Roketlerle falan saldırdılar. Suya düşürüldüm yani, çatışmada yaralandım yani. Buraya bir bağlılık hissediyoruz. Yüzyıllardır birbirimizi hiçbir zaman terk etmedik.